yakar beni. Gözleri bal badem, sarıl bana. Yaz kış vazgeçmediği şortu ve terlikleriyle Berkay, Etiler'de küçük kızı Zeynep'e hasret giderirken yansıdı kameralarımıza. Birkaç gündür yoktum, işlerimden dolayı bir şehir dışında falandım. Şimdi beraberiz, geziyoruz. Arya'dan sonra Zeynep'e ikinci kez babalığı tadan Berkay'a küçük kızının daha düşkün olduğunu öğrendik. Zeyno bugün kendi iradesi olsa, kendi fikirleri olsa herhalde babasının resmini koluna dövme yaptırırdı. O derece diyorsunuz. Zeyno babacığım. Çok babacığım. Öbürü? Diğeri? Arya da normal ortada yani. Birçok ünlü ismin çocukları anne babalarının izinden giderken Berkay kızlarını meslek seçimlerine özgür bırakan destekleyici bir baba. İkisi de jimnastiğe gidiyor. İkisi de yüzmeye gidiyor. Dil konusunda birazcık yükleniyoruz onlar. İkisi de iki dili öğrenmeye çalışıyor. Onun dışında işte piyanoya Arya başlıyor. Zeynep için erken olduğunu düşünüyoruz. Yavaş yavaş işte öğrenecekler her şeyi. Bayağı donanımlı bir saniye geçirdik yani. Sizin yani böyle bir özel isteğiniz olmaz mı onlar? Yok. Yok. Hiç yani kendileri ne istiyorsa onu yapsınlar. Güçlü birer birey olsunlar. Ünlü şarkıcıdan kızlarına hasret bırakan iş seyahatini de öğrenelim istedik. Bir onun için gittim, bir de kendim bir kampa katıldım, onun için gittim. Ne kampı? Sağlıkla alakalı bir kamptı. Bir 7 gün oradaydım. Sağlıklı beslenme, spor, işte bu kafa şeyler. Sağlıklı yaşama önem veren Berkay, bir sonraki ziyaretinde kendisine eşi Özlem Adaşahin'in eşlik edeceğini paylaştı. Yaş ilerledikçe mecbur biraz daha dikkat etmek zorunda kalıyorsun ya, ondan dolayı oraya gittim. İşte bir de sanırım Mayıs ayının sonu gibi olacak. Bir tane daha, bir o da 5 günlük bir şey olacak. Ona Özlem'le birlikte gideceğiz. Durum bu. Bu arada bir taraftan gazetecilerle sohbet eden Berkay'ın, diğer taraftan gözü oyun alanındaki kızı Zeyno'da. Dikkat et lütfen. Zeyno. Çok yavaş. Hareketli. Siz de böyle miydiniz çocukken? Yavaş, biraz yavaş oynar mısın? Süper, hadi. Çok hareketli. Siz de böyle miydiniz çocukken? Evet evet, ben de öyleydim. Yaramazlık, böyle kafa yarmak. Var var var, ben yaramaz bir çocuktum, onu biliyorum. Berkay çocukken yaramaz olduğunu itiraf etse de babasına itiraz sevimli kızı Zeyno'dan geldi. Küçükken yaramazdım aşkım. Yaramaz değilsin de uyarıyor. Şimdi değilim evet. Çift geçtiğimiz aylarda korkutan bir kaza yaşamış, kızlarının odası için aldıkları dolap kapağı Arya'nın üzerine düşmüştü. Talihsiz olayın ardından firmayla mahkemelik olan Berkay, davayı kaybettiği iddialarına açıklık getirdi. 3-4 tane dava başka bununla alakalı devam ediyor. O ödenen para da şuydu, biz adres, yani yeni bir zaman, yakın bir zamanda taşındık biz, yaklaşık bir 7 ay önce falan bir taşıma sürecimiz oldu. O süreçte adres bilgimizi güncellemediğimiz için bizim beyan etmemiz gereken bir konu eski adresine gitmiş. Onu da beyan etmeyince bununla alakalı bir miktar para ödemek zorunda kalıyorsun. Dava sonuçlanınca o paranı geri alıyorsun. O yani.